Selamun aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar, bu dersimizde sizlere daha önce saz kısmını işlemiş olduğumuz bir eserin söz kısımlarını vermeye çalışacağım. Söz kısımlarında sözleri seslendirirken ne gibi akorlar uygulayabiliriz? Akor basarak sözleri nasıl seslendirebiliriz? Kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Önceki saz kısmını işlemiş olduğumuz o ders videomuzu kaçırdıysanız, izlemediyseniz ya da şuradan hemen kartlar bölümünden ulaşarak izleyip çalışabilirsiniz. Dediğim gibi bu dersimizde de kaldığımız yerden söz kısımlarını devam edeceğiz. Sözleri seslendirirken ne gibi akorlar uygulayabiliriz? Kısaca göreceğiz arkadaşlar. Halk müziğimizden, yani klasik türkülerimizden farklı olarak bu tarz eserlerde, arabesk eserlerde, slow eserlerde sözleri, özellikle sözleri okurken akor basmanın önemli bir yeri vardır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani eseri daha akıcı seslendirebilmeniz, daha rahat seslendirebilmeniz için, daha esere lezzet verebilmeniz için bu tarz teknikleri, akorları, arpejleri eserlere, bu tarz eserlere özellikle uygulayabilirsiniz. Bunları çalışmanızı tavsiye ederim. Daha önceden de benzer birçok ders videosu işledik. Kanalımızın videolar kısmından o ders videolarımıza ulaşarak çalışıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Öncesinde yine bir hatırlatma yapalım. Her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu ders videolarımızın devamlılığı için özellikle videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi önceki o videomuzda şöyle bir söz girişi verdik. Burada kaldık. Yani es, üstel boş es'ten sonra sol, la bemol 2, si bemolden üstel do'ya çıkarak es, sol, la, si, do yaptıktan sonra direkt orada bırakmıştık. Şimdi hemen şöyle do minör basarak eserin sözlerini seslendirmeye başlarız. Parça parça vereceğim sözleri. Hem anlayabilmeniz için hem de videomuza telif gelmemesi için sözleri birbirinden kopararak parça parça sizlere vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videoyu durdurarak bölüm bölüm çalışabilirsiniz. Do minör bastık. Bu arada yeri gelmişken yine hatırlatalım. Birçok kez hatırlattım. Bağlama üzerindeki minör majör akorları daha önce işlemiştik. Hemen şuradan kartlar bölümünden o akor videomuza ulaşabilirsiniz. Do minör bastığımızda şöyle bir ritim uygulayacağız sözü seslendirirken. Bakın, dikkat edin arkadaşlar. Bizim gönlümüze hasret düşüren. Bakın burada nasıl bir ritim attık. Böyle bir ritim var. Vur, çek, çek, vur, çek, çek, vur, vur, çek. Biraz açalım. Vur, çek, çek, vur, çek, çek, vur, vur, çek. Bunu bir kenara not edin. Sürekli çalışın. Mızrabınıza bile bu yürüyüşü oturtmaya çalışın arkadaşlar. Arabesk eserlerde, özellikle dört dörtlük arabesk eserlerde bunu sık sık kullanacağız. Vur, çek, çek, vur, çek, çek, vur, vur, çek. Ya da iki vuruş yaparak da başlayabiliriz. Vur, vur, çek, çek, vur, çek, çek, vur, vur, çek gibi. Evet. Vahde dediğimiz bir yürüyüş stili arkadaşlar. Bir ritim. Şimdi burada tekrar alalım, bakın. Do minör basarak yürüdüğümüzde hemen ardından si bemol majöre geçip tekrar do minöre geçebiliriz. Yani ilk sözü şöyle seslendirebiliriz. Bizim gönlümüze hasret düşüren. Devamında aynı şekilde devam ederiz. Şu geçit vermeyen dağlar utansın. Devam ettiğimizde si bemol majörden bizi bizden alır. Hemen do minörde yabancı eden dedikten sonra şuradan hemen komalı bir akor basarız. Bakın, dikkat edin, bunları daha önce değindik. Çok fazla ayrıntıya girmiyorum. Buradan şu uzayıp giden yollar utansın. Evet, buradan da yine sol minörde şu şekilde bitirebiliriz. Sanırım anlaşıldı. Çok fazla ayrıntıya girmiyorum. Videoyu durdurarak bu sistemi bu şekilde kıtalara uygulayabilirsiniz. Sonrasında bir araname giriyor arkadaşlar. Sonra aranameden sonra nakarata gireceğiz. Yani bu ilk kıtayla nakarat arasında bir araname yapacağız. Bu kıtayı okuduktan sonra bu şekilde. Bakın, şunu şöyle çalarız. Aslında burayı daha önce saz kısmı olarak önceki dersimizde işledik.
Onun için tekrar ele almayacağım. Şöyle direkt çalalım. Yaptıktan sonra bakın böyle bir geçiş yapacağız ekstradan. Şimdi en son şunu yapmıştı. Solda bitirdikten sonra üstel boş es vererek es sol la sol la si do re mi. Mi'ler bemol, en son mi bemole çıktı. La'lar bemol 2, si'ler de bemol. Bunlara dikkat edelim. Es sol la si do la si do re mi. Evet. Es sol la si do la si do re mi. Bu ara nabeden sonra yine hemen şöyle do minör basarak direkt nakarata gireriz. Nakaratta ne dedik? Buradan aynı ritimle alırız yürüyerek. Evet. Düşüren kim bu aşkı dillerden dile? Bakın burada bir sol, si bemol, re, sol, si, re şeklinde ara name yapabiliriz. Tekrar alalım, dikkat edin. Düşüren kim bu aşkı dillerden dile? Ya da buradan da alabiliriz ya da şuradaki re'ye inerek de alabiliriz. Evet, tekrar alalım. Bölüm bölüm çalışmanızda fayda var. Düşüren kim bu aşkı dillerden dile? Hemen si bemol majör basarak devam ettiğimizde evet. İsyan eder oldum şansa kadere. Devam ettiğimizde evet. Bakın buraya kadar geldik arkadaşlar. Birleştirelim burayı bir. Evet. Düşüren kim bu aşkı dillerden dile? İsyan eder oldum şansa kadere. Devam ettiğimizde evet. Aynalar yaşlanmış gösterse bile. Do minöre geri geldik. Buradan tekrar devam ettiğimizde yaşanmadan geçen yıllar utansın dedikten sonra şuraya da inebiliriz. Buradan yıllar utansın. Burada bitirebiliriz. Sanırım temel hatlarıyla anlaşılmıştır arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu durdurarak bölüm bölüm bu basmış olduğum akorları bu sözlere uygulayabilirsiniz. Buradan sonra eser zaten yine en başa döner gibi önceki videomuzda işlemiş olduğumuz yerlere geri döner, saz kısmını tekrar çalarız. Yani bu akorları temel olarak basarak eseri seslendirebiliriz. Bunlardan farklı olarak veya bu akorları farklı çevrimlerde basarak farklı akorlarla da eseri seslendirebiliriz. Bilginiz olsun. Yani bu göstermiş olduğum birkaç akorla eseri bu şekilde baştan sona seslendirebilirsiniz. Bol bol çalışmanızı tavsiye ederim. Daha önceden de birçok ders videomuz oldu. Videomuzun başında hatırlatmış olduğum gibi kanalımızın videolar kısmından girip onları da çalışarak yine kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu tarz videoların devamlılığı için mutlaka videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizlere destek olduğunuz takdirde bu tarz videolarımız sizler için sürekli yayınlanacak inşallah. Bol bol çalışmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Başarılar.